Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orca Matematik Yayınları'nın 2024 TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çarpanlar da 5. şerifte kalmıştık. 5. şerifte çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şöyle ilk sorumuza bir yaklaşalım bakalım ilk soru bize ne anlatıyor. Şimdi yukarıdaki bir kenar uzunluğu x birim, kare, birim olan küpün. Şimdi bunların her birinin bir kenarı x kare abcd yüzeyinden bakalım bir üst taraftakinden dik bir çivi çakılınca çivinin x birimlik bir kısmı küpün alt kısmında dışarı çıkıyor. O zaman her bir kenarı x kare olduğuna göre çivinin boyu için x kare artı x'tir diyebilirim. Dışarı çıkmakta benzer şekilde dcef sağ taraftan buradan çiviyi sola doğru çaktığınızda çivi çakılınca çivinin uç noktasının sol taraftaki yüzeyden 2x birim dışarı çıktığını görüyormuşuz. Şuradan 2x. O zaman çivinin e, küpün bir kenarı x kareydi. x kare artı 2x çivinin boyudur. Çakılan çivinin uzunlukları toplam bir tam sayı olmaktadır. Bu ifadedeki x değerini bulmak için yani toplamlarındaki x değerini bulmak için kullanılan ikinci dereceden denklemin çarpanından biri x eksi 3. Yani bunları toplayalım diyor. Ne geldi? 2x kare artı 3x. Bunun çarpanlarından biri x eksi 3'tür diyor. Şimdi nasıl yapıyorduk? Bu öyle x sayının çarpımı ki x de x. Çapraz çarpımı yaptığımızda toplamları bu gelecek. Pardon toplamları bu gelecek. Bu iki sayının çarpımı da buradaki burası gelecek. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Eksi 3 olduğuna göre bir tanesine eksi 3 yazalım buraya. Şimdi buradan eksi 3 geldi ya. Şimdi bu bir tanesi 2x olacak yalnız değil mi? Burası 2x bu x oldu. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. X eksi 3 olduğuna göre bunun karşısında eksi 3 olacak. Şimdi buradan eksi 6 geldi. Şimdi toplamların 3 gelmesi için eksi 6'ya 9 eklemem lazım. Demek ki burası 9 olacak. Demek ki 2x artı 9 x eksi 3. 2x artı 9 x eksi 3 şeklinde bir ifade. Şuraya yazacağımız ifadede şu ikisinin çarpımı. Yani ne olmalı? Eksi 27 olmalı diyeceğiz. Peki ne soruyor bana? Diğer çarpanı soruyor. Bir diğer çarpanı bulduk galiba. 2x artı 9 diye. Evet. Doğru cevabımız ne gelecek ilk soru için? Denizli gelecek diyebiliriz. Biraz çetrefilli ve güzel bir soru. Şimdi geldik ikinci soruya. Sayı sorusunda işaretli A ve B noktaları için demiş ki bak x'ten 4 birim uzakta. A yerine x artı 4 yazabiliriz. Ee, B için de x'ten 3 birim geride. Sonra alt tarafta x kare artı mx artı 24. Sadeleşebilen diyor mu? Sadeleşecek pay ve paydası birinci derecen bir denklemi dönüştürebildiğine göre. Demek ki şöyle emin alıcı değerler toplamı demiş. Şimdi alt tarafın eksi 3 bir çarpan olsa x yerine eksi 3 verince 0 olmalı. Eksi 3 verdim 9. Eksi 3M artı 24 eşittir 0'dan. 3M 33 M 11 geldi. Ya da şurası burayı sıfırlarsa X'e 4 verirsek 16 artı 4M artı 24 0'dan. M'de ne geldi arkadaşlar? Eksi 10 geldi. Yani 11 ya da eksi 10'dur. Emin alıcı değerler toplamı da nedir arkadaşlar? Bu ikisini toplarsak artı 1'dir diyebiliriz. Bir an eksi 1 diyesim geldi ama bir daha geri dönmeyelim. Geldik üçüncü sorumuza. Şimdi üçüncü sorumuz A ve B sıfırdan ve birbirinden farklı iki gerçel sayı. ifadesinin sayısal değerlerini hesaplanması için. Şimdi burada işlem yapalım. Burada bir payda işleyelim arkadaşlar. Ne olacak orası? Buraya A buraya B yazacağız. A küp eksi B küp bölü A B oldu. Tamam. Şimdi şurada da buraya A buraya B yazalım ama. O zaman, o zaman ne olacak? Bölüm ama bu. A eksi B bölü A B. O zaman A B'yi yukarı alacağız. A eksi B'yi de aşağıda atacağız. Şimdi şuna birbirini götürdü. Şimdi bölmedi ya ters çevirip çarptık. Şimdi şurası A küp eksi B küp çarpanlığına ayrılır. Nasıl ayrılır? A eksi B parantezinde A kare artı A B artı B kare diye ayrılır. Peki şu A eksi B'ler birbirini götürürse o zaman bizim ifademiz ne geldi? A kare artı A B artı B kare kaldı son hali. Şimdi diyor ki bunların hesaplamamız için hangileri bilinmesi yeterlidir diyor. Toplamlarını bildirirsem Toplamları bilmen yeterli değil ki. Burası 2 değil. 2 olursa bunu okey. Bir iptal. 3. Akü b ve kütleleri bilmesi yeterlidir. Şimdi A, B ile bunu çarpınca biz akü eksi B küp deriz. E bu yeterli değil bu da. Bu da iptal. 3 yeterli ama. Şimdi sen A eksi B ile A artı B'yi bilirsen. Abi sen o zaman A'yı da bilirsin. B'yi de bilirsin. Buradaki her şeyi bilirsin. O zaman doğru cevabımıza gelecektir. Bursa gelecektir diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Geldik dördüncü sorumuza. Yukarıdaki kare ve dikdörtgenlerin kenar uzunlukları yanındaki ile gösterilmiş. Az öğretmen çarpan arayma konusunda özdeşlikleri yukarıdaki geometrik şekillerle anlatmış. Peki birdeki levaları birleştirerek şekil ikideki kapalı bölge elde etmiş. Buna göre az öğretmenin bu şekilde ispat ettiği özdeşlik aşağıların hangisidir demiş. Bu bir kare mi peki alttaki şekil iki? Şekil 2'deki kapalı bölge yapılmış. Yok değil. O zaman biz tek tek yazalım. Mesela burası A olsun. Zaten bu A A. Değil mi? Bu C, C. İşte bu C, burası B. İşte bu B, bu burası ne yaptı? Bu B, burası C yaptı. Sonra burası A, burası B yaptı. İşte burası kısa kısmı A, bu C yaptı. O zaman burası A artı B artı C. Şimdi şurası B, burası A. Şu da bu A ise bu da C. E burası da A artı B artı C. O zaman biz ne bulduk? A artı B artı C'nin parantez karesini bulduk. Bu bir kare çıktı aslında. Peki neye eşit A artı B artı C'nin? parantez karesi. Bakalım. Ee, bir tane A karemiz var. Bir tane C karemiz var. Değil mi? Bir tane C karemiz var. Bir tane de B karemiz var. O zaman bu büyük ihtimal A artı B artı C'nin parantez... Evet. Ne olacak? Edirne olacak galiba. Bir tamamlayalım orayı ama. Öyle yarım bırakmayalım. Şimdi bak A, A, C. A, B, B, C. Hepsinden kaçar kere var? Bundan iki tane var. Bundan iki tane var. Bundan da iki tane var. Evet. Artı iki parantezinde A, B, A, C, B, C. Tamam bu okeydir. Anlaştık. Şimdi sıra geldi 5. sorumuza. 5. soru zor bir soru. E, dikkatli bakın. Şimdi bu tip sorularda ne yapmaya çalışıyoruz? Hem burada eğer ki bu arkadaşla bu arkadaşın derecesi aynı değilse ben şöyle söyleyeceğim. Antin kutun hareket yap. Çok böyle özdeşlik kokan hareketler yapmayacağız. Bunların dereceleri aynı değilse. Şimdi bu 37'nin bir kısmını buraya atalım. Bir kısmını da buraya atalım. Bunun tamamını buraya atalım. Şimdi nasıl atalım? Neye faydalanacağız? Şuradaki 6 bir şeyin karesi mi diye düşüneceğiz. Yani oradan faydalanacağız. 36 atalım sol tarafa. X eksi 36. Sağ tarafa sağ tarafta 1 bıraktık. O da sağa geçince 6 bölü kök 2 oldu. Şimdi sol taraf 2 kare farkına kök x eksi 6 kök x artı 6 diye yazılır. Bunu böyle yazdım. Sağ tarafı da payda eşitlersem kök x artı 6 bölü kök x yaptı. Bunlar birbirini götürür. İçler dışlar yaparsam burada 1 kaldı çünkü. O zaman x eksi 6 kök x için ne diyebiliriz arkadaşlar? 1'dir diyebiliriz. Zaten onu soruyor bize. O zaman doğru cevabımız 5'in soru için ne geldi? Bursa geldi diyebiliriz. Hadi bakalım geldik 6. soruya. Bak bu 6. soruyu ben kampımda anlattım buna benzer bir soruyu. Benimkisi kaçtıydı? 2018'i miydi neydi? Ee, bakalım bakalım. Şimdi şimdi normalde x artı 1 bölü x'i bilirsen x kare artı 1 bölü x kareyi parantez karesinden bilirsin. x küp artı 1 bölü x küpü de parantez kübünden bilirsin ama bu böyle gitmez. Yani şimdi burada oturup da deli gibi bunun 2021. kuvvetini almak çok sağlıklı olmaz. Alamam zaten. Nasıl alacağım oğlum ben? 2021 o. Şimdi bak şöyle burada bir paydaş diyelim. O çok güzel bir ifade getirecek bana. x kare artı 1 eşittir x. X'i buraya çektim. X kare eksi x artı 1 eşittir 0. Buna benzer bir şortum var. Mutlaka sınava giren bir vatandaş bunu bilmeli diyemiştim. Şu a bu x küp artı 1'in açılımından gelecek. O zaman ben buraya bir x artı 1 yazarsam her iki tarafa yine bir şey de fark etmeyecek. 0'la çarptığım için sıfır olacak. Sol taraf ne oldu? x küp artı 1 0 oldu. Buradan x küp nedir güzel kardeşim? Eksi 1'dir. Ama x eksi 1 demek değildir. Neden? Çünkü x'e eksi 1 verince oluyor mu? Olmuyor. Gördün mü? Olmadı. Demek ki ne değildir? Böyle değildir. O zaman biz x küp gördüğümüz eksi 1 yazacağız. Şimdi 2021 deyince o zaman eksi 1'in 2021'i 3'e böl bakalım ne gelecek? 18, 22, 7, 21, 11, 3. 673. kuvveti çarpı x kare. O zaman bu da aynısı. O zaman şöyle yapalım. Parantezinde x kare artı 1 bölü x kare diyelim. İkisinde de var nasıl olsa. İşte zaten burası eksi 1 olduğu için gitti. Yani eksi parantezinde x kare artı 1 bölü x kareyi sordu bana. Peki ben de, ben de bunu var. Ne yapayım? Karesini alayım. Karesini alırsam ne olur? x kare artı 1 bölü x kare artı x'in çarpımı 2 katına 2 eşittir. 1 ise bunu buraya attım. x kare artı 1 bölü x kare ne geldi? Eksi 1 geldi. Demek ki burası eksi 1 ise benim cevabım ne gelecek? 1 gelecek. Şimdi senin kafanda deli soru. Diyeceksin ki bana hocam burası nasıl eksi 1 geldi? Ve evladım Burası x şimdi sen neye inandın biliyor musun? Burası eksi 1 olmuyorsa sen bunun kökünü kabul ettin. E onun kökü ne? Karmaşık kök. Sen burada karmaşık kökü kabul ettiğin için burası 1 geliyor. Yani bu ifadede eksi 1 geliyor. Tamam Bilgin olsun. Şimdi geldik 7. sorumuza. Fatih telefonunda bulunan bir uygulama ile çarpanları ayırma konusu ya çözümleri soruları incelemekte. Telefon ekranının bir bölümün kırık olması sebebiyle x kare artı ax eksi 12 şeklindeki ilk ifadede şurası. Burada a var aslında. Şurada a var. E, ifade a sesini görememektedir. Orada bir sayı var göremiyor. Sonuç tuşuna bastığında değil mi? Sonra bunları topladığında burası iki parantezinde x şurada yazıyor. Şu geliyor. a nedir demiş. Bakalım bakalım. x kare artı ax eksi 12 artı Sonra burayı birleştir. X kare artı 9X artı 18. Toplu orayı 2X kare. Artı topla burayı A artı 9X. Topla burayı artı 6. Değil mi? Aynen. Şimdi bu ifade bizim için neymiş arkadaşlar? Orada açık hali vardı. Şu. İki parantezinde x artı 3, x eksi 1. Bizden ne istiyor? A nedir diyor. Yani şöyle yapabilirim istersem. Şöyle yaparım. Nasıl yaparım? Şimdi mesela 1 verirsem sağ tarafı 0 olur. Sağ taraf sol tarafta 0 olması lazım. 1 verelim. 2 artı x'e 1 veriyorum. A artı 9 artı 6 0 A buradan ne yapar? Eksi 17 yapar. Peki eksi 3 verince ne oluyor? Eksi 3 verdim. 18. Buraya eksi 3 yazdım. İki yerine. Buraya eksi 3 yazdım. Eksi 3 A. Eksi 27. Artı 6 yaptı. Eksi 3 A. Kaça eşit? Sıfır eşit değil mi? Eksi 3 A. Burası kaç yapar? Eksi 9. Eksi 3. Eşittir sıfırdan. A eşittir. Eksi 1 geldi. A eksi 1 ya da eksi 17. A değeri nedir demiş. Eksi 17 değil. O zaman eksi 1. Peki neden eksi 17 değil? Değil mi? Onu da bir inceleyelim. Yamulmayalım. Ee, efendime söyleyeyim. Şimdi şurayı şu sağ tarafı düzenleyelim. Burası zaten ne geldi? x kare artı 2x eksi 3 geldi. Ben bunu 2 ile genişlettim. Burası 2 oldu. Burası 4 oldu. Burası da eksi 6 oldu. E o zaman bu 4 ise burası 8'dir. A'sı da eksi 1'dir. Başka ihtimal yokmuş. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar yeni soru için? Bursaymış diyebiliriz. Geldik saat tarafa. 8, 9, 10 son 3 sorumuz. P bir asal sayı olmak üzere x ve y birer artı pozitif tam sayıysa x kare eksi y kare p'miş. x kare artı y kare de 25'miş. Üçünün çarpımı nedir demiş. P asal bir sayı öyle mi? Şimdi burası x eksi y ile x artı y'nin çarpımı. P de asal bir sayıysa asal bir sayı iki sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyorsa biri birdir biri p'dir. O zaman x eksi y birdir. Bak x eksi y'yi ne bulduk? Bir bulduk. Doğru mu? Aynen. Peki nasıl yapalım? Şöyle yapalım. X artı y de p'ymiş. Şimdi x artı y de p'ymiş. Şimdi hocam şunu kullan, şunu kullan. Oradan yürüyelim. X çarpı y'yi bulalım. Ne gelecek? X eksi y'nin karesi eşittir. X kare artı y kare eksi 2 xy Şimdi farkları birden bir. Burası 25 eksi 2 x y. O zaman burası 24'ten xy'nin y'nin çarpımına geldi. 12 geldi x de yeni çarpma 12. Farkları 1. Bu arada toplamları da asal gelecek. O zaman 4 ile 3'tür. Başka ne olacak Değil mi? Bu 4, bu 3 olursa cevabımız gelir. Yani bu 4, bu 3. P'de toplamlarıydı 7. Çarparsan ne yapar? 84 yapar diyebiliriz. Bu da 8 sorumuzun çözümüydü. Geldik 9'a. 9. Vay ben de bunu kapımda sordum. <laughs> Güzel. Şimdi olduğuna göre bak Şimdi bunu soran birisi senden yani bunu senden istiyorsa bir kere sana 3x artı 1 bölü 2x'i ya da 3x eksi 1 bölü 2x'i vermeli. Ama ne yapmış? 2x eksi 1 bölü 3x'i vermiş. Böyle takla atsınla olmaz bu iş. Bununla şu yer değişmiş. Aslında nasıl olmuş? 2x'i 3x yapmış. Yani 2'ye böl, 3'e bölmüşsün 2 ile çarpmışsın. Bakalım şunu yapalım. Bunu 2'ye bölmüşsün 3 ile çarpmışsın. Bak dağıt bakayım ne geliyor. 3 bölü 2 tane 2x eksi 3 bölü 2 tane 1 bölü 3x. Bak bunlar gitti. Bunda da bunlar gitti. Burası 3x burası da 1 bölü 2x oldu. Evet tam istediğimiz oldu. O zaman biz ne yaptık? 3 bölü 2 ile çarptık. Burayı 3 bölü 2 ile çarparsak ne yapar? 3x eksi 1 bölü 2x eşittir. 12 bölü 2'den 6 yapar. Karesini alıyorum. 9x kare artı 1 bölü 4x kare. Birincinin karesi artı ikincinin karesi eksi. İkisini çarpımının ilk katı. 2 tane 3x çarpı 1 bölü 2x. Kaç eşit? 36'ya. Şu x'ler gider, 2'ler de gider. Şurada bir tane 3 kaldı. Bu 3'ü de bu tarafa atarsak 39 gelir diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Hadi geldik 10. sorumuza. Dersinizde, testimizin son sorusuna. Şimdi birinci kutuda bu kadar. Neyse bu. İkinci kutuda da bu kadar. Şeker elde. X5'ten büyük bir tam sayı olmak üzere yukarıda orijinal markasına ait özel şekerlerle Dolu olan iki farklı ebatta şeker kutusu verilmiştir. Birinci kuttaki şekerlerin tamamı, ikinci kuttaki şekerlerin tamamı bir torbaya konuluyor. Bunları topluyoruz yani. Tamam. Ben bunu anladım. O zaman bir toplayalım bakalım. 2x kare eksi 2x artı 12 yaptı. x kare eksi x. Yanlış söyledim galiba. Evet yanlış söyledim. 2x kare artı 7x artı 3 yaptı. 2x'e x, 3'e 1. Nasıl 3'e 1 yazıyoruz? Çapraz çarpım yaptığımda şurası gelsin diye uğraşıyoruz. Yazarken sağa doğru yazacağız. Yani 2x artı 1 ile x artı 3'ün çarpımı kadar tane ne vardır torbamızda? Şeker vardır diyebiliriz. Şimdi onu ben alayım oradan. Şöyle bir alalım, buralara getirelim. şöyle yapalım. Hiç artmayacak şekilde 2x artı 1 kişiye eşit sayıda dağıtılabilir. Evet tam bölünüyorsa dağıtılabilir. Hiç artmayacak şekilde 2 artı bir kişiye eşit sayıda dağıtılabilir mi? Öyle bir çarpanımız olmadığı için dağıtılamaz. Şimdi torbada 3 şeker alındığında bunu bir dağıtalım bir. 2x kare artı 7x artı 3'ten 3 şeker aldığında ne kaldı? 2x kare artı 7x kaldı. Tamamı 2x artı 7 kişiye dağıtılır mı? Evet x parantezinde 2x artı 7 diye yazılabilir. O zaman bu kadar kişiye dağıtılırsa herkese bu kadar tane şeker gelir. O zaman 3 de doğrudur. Yani doğuracağımız nedir? Denizdir diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun dersimizin de son sorusunun çözümüydü. Ve böylece çarpanların da 5. şeridi tamamladık arkadaşlar. Yavaş yavaş hasta oluyorum zannedersem. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.